Tamam, başla. Kendini bir tanıt çünkü. O zamanın Bahri'nde işte köyden Diyor, ismin ne, soyadın ne, onu bir söyle. ismim Gezinur Yılmaz. Kenan Evren zamanında muhtardım ben. Evet. 8 sene muhtarlık yaptım. Efendim, ondan sonra hiç köylerde elektrik yoktu. Ceylanı ben getirdim köye. Yozgat'tan direkleri, mürekleri hep parasıyla getirdik. O zamanın Bahri'nde. Evet. Ondan sonra ceylanlar yandı. Ondan sonra aşağı asfaltın kenarında yolu geri bu tarafa aldırdım. İşte o zaman şey böyleydi, bilmiyorum. Aklıma gelenler bunlar. Önce köprünün oraya gidiyordu değil mi yol? O zaman köprünün oraya gidiyordu. Köprünün oradan şey, oraya şey yapıcı yolu bu tarafa ben tek aldırdım şeyden tarafa. Tabii. Şevşehir'in taradan tarafa. Bilmiyorum işte aklıma gelenler de işte. Ağzaların isimleri neydi? O zamanın Bahri'nde Kenan Evren'in şeyi vardı. 15-20 tane tabanca topladım, teslim ettim. Sırf yönetime. Evet, kaçak tabancalar. Evet, şeylere. İşte mesela böyle, başka da ne bileyim. Ağzaların kiminde? Ağzaların birinci ağzı Aşkeli'de. Evet. İkinci ağzı Karaber'in Halil. Evet. Üçüncü ağzı Hacıran. Dördüncü ağzı Köprü'nün Dursun. Tek Dursun kaldı. Diğerleri vefat etti. Başla. Üç evlere yıktılar, her motora bile direkt şey kazıldıydı zaten. Her motora bile direkt verdim. O zaman 25-30 lira motor vardı köyde zaten. Evet. Salı köyünden bu tarafa o depeler hep bir çıkarttı o direkler. Elektriği getirmek için? Elektriği getirmek için, evet. Elektrikçiler kaç ay durdu burada? Ne? Elektrikler kaç ay durdu burada? Elektrikçiler mi? He. Elektrikçiler hemen hemen diyeceğim 2 ay durdular burada neredeyse. Senin buradaki evde bizim, durdu öyle mi? Bizim bu odada yattılar. Evet. Ondan sonra o zaman şeyin işte adamlar çalıştılar yani, Allah razı olsun, millet de işe kavuştu ya. Yani. Elektriğe kavuştu. Elektriğe kavuşmuş oldu. Allah razı olsun. Sonra